bol, bereketli, helal bir sezon geçirmelerini diliyorum. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek diyor. Ekim yapacaklar. Ekonomik durumu yetersiz olan çiftçilerimiz de bu proje kapsamında tohuma kaplar nedeniyle de hala görüyoruz. Bu nedenle bizlerin daha çok çalışması gerekiyor. Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin ekim alanlarını, Ar-Ge alanını ziyaret etmiştik ve orada da gördük ki yeni üniversitemiz. %50 Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları, %50 üretici katkılı olarak hazırlanan 13,5 milyon bütçeli bir proje ve bu proje kapsamında yine 16 ilçede 653 ton buğday ve 500 ton arpa tohumu dağıtılacaktır. Gerçekten belirttiğim gibi çok anlamlı ve kapsayıcı bir proje. Bu proje sayesinde çiftçilerimiz sertifikalı ve kaliteli tohumlara kavuşacaklar ve bu tohumla ekim yapacaklar ve neticede de daha çok ürün elde edecekler, daha çok verim alacaklar. İnşallah bu tür projelerimiz bundan sonra da devam edecek ve çiftçilerimiz hem daha çok alanda ekim yapacaklar, ekonomik durumu yetersiz olan çiftçilerimiz de bu proje kapsamında tohuma kavuşmuş ve üretim yapma imkanına da ayrıca kavuşmuş olacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vermiş olduğu fiyatla birlikte bu sene sahada görüyoruz, bizzat müşahede ediyoruz, geziyoruz. Çiftçilerimiz iyi, bereketli bir sezonu inşallah geçirdiler. İnşallah bundan sonra da aynı durumla birlikte yeni dönemde de aynı durum gerçekleşir. Bugün Tarım İl Müdürlüğümüz bu noktada planlamayı düzgün yaparak, ekibiyle birlikte sahada olarak, çiftçimizi doğru yönlendirerek tüm paydaşlarıyla birlikte önemli bir işi gerçekleştirmiş oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da hep söylediği gibi üretene destek olma parolasıyla, mottosuyla birlikte her alanda üreticimize destek oluyor. İl Müdürlüğü olarak ekilmedik tarım arazimiz kalmasın istiyoruz. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesini hazırladık ve bakanlığımızca %50 hibel olarak desteklenmiştir. Amaç üreticilerimize sertifikalı ve kaliteli tohumluk kullanılmasını sağlamak ve üretimde verim ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan sağlığını tehdit eden COVID-19 sonrasında gıdanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış ve tarımın ekonomilerdeki önemi anlaşılmış, stratejik ve hayati bir sektör olduğu görülmüştür. Projemiz %50 destekli 13,5 milyon TL bütçeli arpa yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve buğday yetiştiriciliğinin geliştirilmesidir. Dağıtımı yapılacak sertifikalı tohum miktarları 500 ton arpa ve 653 ton buğday tohumu olmak üzere toplamda 1153 tondur. Bu toplam buğday ve arpa 54 bin dekar alanda ekilecek ve 16 ilçemiz ve il merkezimiz olmak üzere toplamda 17 ilçemizde dağıtım gerçekleştirecektir. Ve tohumlarımız toplam 2000 çiftçi ailesi faydalanmış olacaktır. Biliyorsunuz Sivas'ta bu sene buğday rekoltesi en üst seviyeye çıktı. Bunun yanında şeker pancarı, hiç ekilmemiş ayçiçek, patates, yem bitkilerine baktığımız zaman Sivas'ımız Türkiye genelinde ilk 10. sırada. Bu sene toplam mahsuller ofisleri buğday aldı. Çiftçimiz gerçekten çok güzel bir para kazandı. Ben buradan teşekkür edeceğim değerli insanlarımız var. Toplam mahsuller ofisi buğdayını aldığı zaman değerli baş müdürümüzle görüştük. Dedi ki ne kadar buğday aldınız?
Dedi ki Sivas Cumhuriyet tarihinin en çok buğday alan ili oldu dedi. Gerçekten bu da bunu görse diyor ki Sivas'ta bu sene Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday alındı. Tabi bunun sebepleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya piyasalar üzerinde buğday fiyatının vermesinden dolayı, ofisleri aşmasından dolayı da Sivas'ta bir rekolte oluştu. Bu seneki de verim de çok iyiydi. Hadi şunlar çıkın. Ben gidiyorum. Biliyor musun? Abi çekme. Tamam hadi. Çekiyorum efendim. Thank you.